Merhabalar kıymetli öğrencilerim. Herkese selam ve sevgilerimle yeni dersimizde birlikteyiz. Bir önceki derste bir sonraki dersimizin, bu dersimizin natürmort olacağını söylemiştim. İlk derslerimizde kara kalem resim eğitimi dediğimiz resim eğitiminde hangi malzemeleri kullanıyoruz, hangi gram kağıtları kullanıyoruz, genel olarak oturuşumuz, duruşumuz, elimizi esnetmemiz, bileğimizi esnetmemiz, vücudumuzu esnetmemiz, bunları konuştuk. Çizeceğimiz bir obje ve nesne, her ne kararını verdiysek, işte özellikle bu objelerde devlet okulundaki sınıflarımda da canlı getirttiriyorum. Özel derslerde de kendim masanın üzerine ayarlayıp kompozisyon olarak koyuyorum, biliyorsunuz. Çünkü o objeye, yani bir domates, bir sebzeye, bir elmaya, ayvaya, patlıcana veya bir köy biberine, bir bal kabağına dokunun diyorum öğrencilerime. Hacimlerini, kütlelerini, ağırlıklarını, üstündeki işte deforme olmuş kısımları, onun nasıl bir formdan oluştuğunu hissetsinler diyorum. Ve özellikle hatta bunu yaparken gözlerimizi kapatalım, hissetmeye çalışalım. Duyu organlarımızın da bize yardımıyla görme olayını daha da arttıralım diye belirtiyorum. Çünkü bizim birincil temelimiz kara kalem eğitimde ve hayatımızın bundan sonraki diliminde de bizi birçok alanda kendi ev işçimizde, dışarıda herhangi bir görevimizi icra ederken görmeyi öğrenebilmek olması gerektiğini hep aktarıyorum. Evet, birincil temelimiz birçok farklı noktada görmemizi arttırmak, algıda seçiciliğimizi arttırmak ve bunları daha farklı lıkların farkında olarak, ayrıntıları görerek hayatımıza aktarmak diyoruz ve kara kalemde de bunun önemini görebildiğimiz doğrultuda çizebiliriz diye belirtiyorum. Özellikle de dediğim gibi derslerde bütün objeleri, sebzeler, meyveler, canlı dalından koparılmış objeleri, sonrasında nesneleri, işte aklınıza gelebilecek bir çay ikramlığı dediğimiz teapotlardan, bir sarımsak dövecine, bir tahta kaşığa, özellikle bu canlı objelerden sonra, çünkü teapotlarda porselen bir teapot ya da bir gümüş teapot, çay ikramlığı dediğim teapotlara, sonra ahşap sarımsak döveçlerine, ahşap tahta kaşıklara, tahta kasalara, işte aklınıza gelebilecek hırdavat ve nalbur malzemesindeki çekiçlere, sonra metallerde çatallara, kaşıklara, sonra yavaş yavaş cam objelere, özellikle su şişeleri, sürahiler, şişeler ve benzeri, ya da işte bardaklar, kadehler gibi geçiyoruz. Sonra da yavaş yavaş el ayaklarla devam edip canlı figürlerin çizimine. Şimdi bizim bugünkü dersimiz neymiş? Natürmort. Bir önceki derste özellikle bu şu an baktığınız natürmortu göstermiştim. Önce natürmortu tanımlayalım birlikte. Natürmort dalından koparılmış sebze ve meyvelerin, bu seçeceğiniz herhangi bir sebze meyvenin cansız nesnelerle, biraz önce de söylediğim gibi bir çay ikramlığı olan teapotla veya hoşunuza giden çaldığınız bir enstrümanla, aklınıza gelebilecek birçok şey, ödül aldığınız bir kupayla ya da belki çok sevdiğiniz bir peluş oyuncak odanızdaki resmetmek istediniz. Bunların önünde meyvelerin de hep birlikte resmedildiği kompozisyonlardır. Natürmort'ta önemli olan
Canlı objeden mi çalışıyorum? Canlı nesne, yani cansız bir nesnenin bana yakın olarak önümde en az 1,5-2 metre uzaklıkta kendi hazırladığım bir kompozisyonumdan mı çalışıyorum? Yoksa çekilmiş bir fotoğraftan mı çalışıyorum? Veya bir ressamın vefat etmiş bir ressamın veya yurt dışındaki birçok kanaldaki bize kaynak olabilecek bir alanda bir yağlı boya ya da işte sulu boya, kara kalemin reprodüksiyonunu mu çalışıyorum? Önce bunu bir kararını veriyorum. Şimdi benim önümdeki yurt dışından takip ettiğim bir kanaldaki, bir portaldaki yine bir natürmort çalışma. Birçoğunun bulabildiğim sürece size de kaynak olması için linklerini atıyorum, biliyorsunuz özelden sorduğunuzda. İşte sulu boyada takip ettiğim Türk ressamları gibi yurt dışında da var. Kara kalemde de aynı şekilde Türk ressamları olduğu gibi yurt dışındakiler de var. Ya da sadece çok beğendiğim ışık ve gölgenin doğru anlatıldığı fotoğraflar da var. Biz bu bir fotoğraf dan çalışılmış, dediğim gibi yabancı kaynaklı bir siteden şimdi birlikte de çalışacağımız bir porselen tabağın içinde bu yeşil çekirdekli Ege üzümü dediğimiz üzümler, mermer bir zemin, bir sehpa, üstünde bir porselen teapot, çay ikramlığımız, porselen bir fincan, bir çelik çay kaşığı. Önce ben bunun bir önceki derste size gösterirken hafif bir taslağını göstermiştim. Bugün de derste tamamını görebilmeniz için hem bunun üzerinden nasıl diye çizimimiz, ışığımız nerede, gölgemiz nerede onu anlatırken hem de bunun porselen değil çelik olanında yeniden çizimini biraz sonra birlikte yapacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi öncelikle bir önceki videoda bir düzeltme yapacağım. Kara kalem eğitimlerinde mümkün olduğu kadar 300 değil 200 gramın üstüne çıkarız biz. Sketchbook dediğimiz hafif anlık bir hoşumuza giden çantamızdan hemen hızlıca çıkardığımız ve bir anı gördüğümüzde bir peyzaj, bir doğayı resmederken ya da ufak bir şey hoşumuza gitti o anda resmederken ki sketchbook defterlerimizin 80 gramı da 120 gramı da vardır. Ama kara kalemlerde biz mümkün olduğu kadar 200-220 gram Canson, Alex Schoeffler gibi watercolor dediğimiz seridekilerin de yine black pencil şeyleri, seri defterlerinin olduğu 200 gram defterleri kullanıyoruz. O yüzden düzeltiyorum. 300 gram değil, 200 gram üstü defterlerimiz. 300 gram üstünü daha sonraki derslerde biliyorsunuz artistik soft pasteli, sulu boyayı da size veriyor olacağım. Kara kalemle bayağı bir ilerleyelim. Diğer kanalda devam eden tesiplerin dersleri de ekleniyor minyatürlerde. Aynı şekilde burada da kademe kademe gideceğiz. Tekrar ediyorum, 200 gram bu defterimde, 220 gram Alex Schoeffler. Bu benim geçen sene özel derslerde kara kalem eğitimine gelen Enes Öztoprak sevgili öğrencimle birlikte yaptığım bir çalışma. Rica etmiştim örnek rol model göstermek için sizlere. Onun üzerinden hemen göstereceğim. Dediğim gibi porselen bir teapot. Şimdi biz elimde yabancı bir kalem, 6B gibi bir kalem. Şurada hemen numarasını görebilirsiniz. Bunun bu sol elimde dursun 3B olabilecek olan bir sizin de bildiğiniz 9000 serisi bir Faber-Castell alayım hemen elime. Yeşil serisi bu Faber-Castell'in. Lacivert sarı serisinde kullandırıyorum. Konuşmuştum. Şimdi birincisi ben karşımdaki şu an tam karşımda duran bu fotoğrafta ışığımın sağdan geldiğini, gölgenin sola düşeceğini görüyorum. Ve taslağımı oluştururken öncelikle
ölçü alabileceğim bir şey var mı içinde ona bakıyorum. Mesela burada bir ceviz ya da bir mürdüm eriği olabilirdi ve o mürdüm eriğinin ölçüsü kadar mürdüm eriği burada bu kadar duruyorsa kaç mürdüm eriği bu teapotumun içinde var diye ölçüp ölçülerimi doğru yapabilmek için ölçü alma tekniği. Hatta uzağımızda 2 metre uzağımızdaki olanı sol gözünüzü kapatıp kalemi dik tutup karşıya doğru şu şekilde ölçünüzü alarak da aktarabilirsiniz diye anlatmıştım. Tekrar ölçü almayı isterseniz bir sonraki derste de daha basit bir objede gösteririm. Ama burada çok küçük söbü diye nitelendirdiğim çekirdekli üzümlerim olduğu için buradaki ölçü kaynağını bu üzüm olarak da kullanabilirim. Bu üzümlerin yaklaşık 3 santim, 3,5 santim boyutunda. Benim arkadaki şeyime baktığımda 10-11 tane gelebilir mi diye düşündüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boğumların olduğu yer 7, 8, kapağımın olduğu yerle 10, bir tane de tutma yeri hemen hemen 11 ölçüye gelecek gibi. Bunu kafamda kurguladım. Ondan sonra araştırma çizgisi yapabilmek için kalemimi yine arkadan tuttum ve dedim ki 11 ölçüm benim şöyle bir yere gelecekse burada şöyle bir hayali çizgim var. Ondan sonra üzümümün olduğu yer burada duracaksa, burada alt tabanımın olduğu bir çizgi var. Formumun kendi içinde bu üzüm bana yan yana kaç tane verir ölçüsü. Hemen şöyle enden baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gelebilir diye düşündüm, hesapladım. Hemen onu yaklaşık yerlerine koydum. Bir kare form oluşturdum. Bu ortalama bir üçgenin içinde olabilecek bir forma girecek. Şöyle düzgün göstereyim. Ama bunun içinde de bu kareye yakın bir form, bu daha ters üçgene yakın bir form, bir üstten bastırılmış bir elips şeklinde diye de geometrik formlardan da yararlanarak bunların ne olduğunu düşündüm. Buradaki kare formumun içinde şurada bakın. Görüyor musunuz sapımın olduğu yer üst bölmem. Bunu tam ömzüğümün buradan geçtiğini hayal ederek buraya bir kare form çok şeffaf olduğu için çizgim çok net görmüyor olabilirsiniz. Şöyle bir koyulaştırmak istiyorum. Hemen buradaki formumu koydum. Buradaki formumu tekrar koydum. Şurada bunun oluştuğunu düşündüm. Bakın şimdi bunun içinde ne kadar aşağı inerim kapağımı, nerede çöküşlerim oluyor onları düşünüyorum. Ondan sonra alttan şuradan kare formuma değen yerden sonra burada üzüm olacağını da buraya birer tane üzüm mü koysam acaba diye taslakta koyduğum üzümleri nasıl koyduğumu hatta onu şöyle biraz daha fazlasını alıp olmadığını düşünelim. Benim çaydanlığımın altı şuraya geliyor diyorum. Çaydanlığımın altı düz iniyor. Özür dileyerek düzeltiyorum. Teapot, çaydanlık iki parçadan oluşur. Bu sıcak demlenmiş bir çayı içinde ikramlık olarak kullandığım cam bir termal kapta olabilir ya da bunda azısı da kaynattığım bir porselen ya da çelik de olabilir demiştim. Ve teapot İngilizce ismiyle çay ikramlığı demektir. Bunu da derslerde söylemiştim ve bunun porselen olduğunu belirtmiştim. Porselen teapotumun düzelterek tekrar altının şuradan geçtiğini düşündüm. Kare formumun içinde şu kadar bir geri gelsem bir üzümle 3,5 tane olduğunu düşünsem dedim. Yavaş yavaş formumu yukarı gitmeye başladım. Aynı formumun aynı kare formda ömzüğüm ne kadar geri gelir düşündükten sonra buraya gittiğini düşündüm taslak olarak. Ondan sonra kendi içinde burada benim daha bir geniş yuvarlağım, daha dar bir yuvarlağım, ömzüğe ve kapağa doğru gittikçe ömzük burada teapotun üst bölümündeki kapak alanının alt kısmına gittikçe ovallerim var dedim. Hala taslak çiziyorum arkadan tutarak elimi. Üstteki kapağımın neresi ne kadar olmalı dedim. Üstüne yavaşça
kapak alanımın tutma yerini koydum. Işık buradan geldiği için şeffaf çizgilerim var. Kendi içinde çok tatlı, sanki bu barok dönüşlerde, bu mermer sehpanın altında da barok bir süsleme ayak var. Göstermiştim. Dönüşleri koyuyorum dedim. Sapının kendi içinde tatlı bir tasarım yapılmış burada, içeri çöküklük. Onu koyuyorum dedim. Sonra kendi içinde bunun yarısından daha az, hatta 1/4 kadar şu alt tabanda bir oval tabağım olduğunu düşündüm. Oval tabağımın taslaklarını koymaya başladım. Bunun taslağı burada dururken oval tabağımın taslağını koydum. Hocam, çizilmiş bir şey üstünden anlatıyorsunuz. Evet, çünkü şeffaf çizimle tekrar başladığımda form bitene kadar olan kısımda biraz hayal etmeniz daha az oluyor. Ben istiyorum ki formlar üzerinden de anlatıp sizin hayalinizi ve onu algılamanızı daha da hızlandırmak ve görmenizi arttırabilmek için taslağı oluşturulmuş bir form üzerinden tekrar bunu anlatıyorum. Az sonra taslağı birlikte sıfırdan çizmeyi de göstereceğimi bu derste ekliyor olacağım. Sevgili Enes'ciğimle çizdiğimiz bu porselen teapot'umun altının burada olduğunu tekrar kendi kafamda onayladım. Alt tabağın şuraya altı gelir dedim. Üst yüzeyinde şöyle bir mermer yüzeyi ona sehpa eklediğimi düşündüm. Sonra daha geride olduğunu düşündüğüm ve alt çay fincan tabağının meyvelerin arkasında görünmeyeceğini sonra hayal edeceğim bir fincan koyacağım buraya. Ama önce diyorum ki burada birer tane benim üzümlerim olsa, bu üzümlerin her biri söbür. Şuraya üç mü koysam, şurada bir tane, bunların arasına birer tane daha mı üzüm eklesem, şurada bir gümüş saplı, acaba çay fincanının önüne doğru gelen bir çay kaşığı olsa mı? Bu arada fincanım yukarıda ne kadar olabilir? Geride olduğu için buradaki ömzüğün altında bir yere değiyor gibi olsa, ağzı burada olsa dedim. Taslaklarımı oluşturdum. Söbü üzüm tanelerimi aşağı doğru sallansa dedim. Ve bu taslağımı bu noktaya kadar size ders öncesinde getiriyorum. Kendi çizimlerimde, öğrenci çizimlerimden de rol model anlatacaksam taslak aşamasındaki olanlardan gösteriyorum. Bu da taslağı bitmiş, hafif, çok hafif bir ışık gölgesi konulmaya başlamış bir çalışma. Şimdi orta aşamaya ve ileri aşamalara ilerlemeye başlıyorum. Işığa göre ben ışığın aldığı yerde dokunmadan çok tekrar çizimlerimi, bu tarafta ışığın almadığı yerde bakın artık kuvvetlendirmeye başlıyorum çizimlerimi. Yavaş yavaş. Burada kuvvetlendirmeye başlıyorum. Yavaş yavaş burada bir alt ömzüğünün tam karşısına denk gelen yerde, çaydanlığımın üst bölümünün olduğu kısımda hemen bir koyuluk koyuyorum. Çünkü ışığın geldiği yerde ters aşamada gölgem buraya düşeceği için diyorum. Ömzüğümün çaydanlıkla birleştiği yerde koyularımın olacağını biliyorum. Ömzüğümün alt çaydanlığa bağlantı olan noktasında koyularımın olduğunu düşünüyorum. Bunu çok bitme aşamasına yine getirmeyeceğim. Çünkü bitme aşamasında da Enes'le bitiriyor olmak istiyorum bunu. Yavaş yavaş nasıl ton atıyorum? Çünkü derslerde en büyük hatanızı, gördüğüm hatayı yanlışa saplanmamanız için üstüne basa basa söylüyorum. Bir şeyi, bir obje, nesne, her neye çiziyorsanız direkt koyudan gitmeye başlıyorsunuz. Hayır, şeffaf çizgiler, yani açık çizgiler. Ne demiştik? Ton sür ton ve degrade geçişlerini öğrenmemiz gerekiyor. Ton sür ton neydi? Açık tonun buradaki, bir ton daha koyulaştırarak buradaki, daha koyu tonun buraya geçiş, açık, orta, koyu. Geçişlerin elde edilmesini görmek.
Bunları şuradan tekrar silerek alalım. Şu kenarda yazayım. Kenarda açık yazılı kalsın. Açık, açık, orta, koyu, ton değerleri. Bu ton değerlerinin birbiriyle kaynaşarak degrade geçişi. Birçok kelime öğreniyoruz biliyorsunuz derslerde. Malzemelerimizle ilgili öğrendiğimiz kelimeler var. Füzen kalemi, kömür kalemi, hamur silgi, kağıt sıkıştırılmış silgiler, özellikle bu planj dediğimiz resim altlıkları, diğer malzemelerimiz, kalem silgilerimiz gibi ya da işte ölçü için kullandığımız gönyelerimiz, cetvellerimiz, T-cetvellerimiz, kalemlerimiz, kalem markalarımız, Derwent gibi, Stabilo gibi, Adel gibi, Faber-Castell gibi ve sanatla ilgili kavramlarda peyzaj gibi, şu an yaptığımız ders gibi, natürmort gibi, obje nesne, sonrasında devam edecek olan diğer kelimeler, sanat dallarında gravür nedir, fresk nedir, grafiti nedir, özellikle bu kolaj yapacağımız daha sonraki bir sonraki derste anlatmıştım gibi birçok kelimeyi öğreniyoruz ve bunları da tekrar ediyorum. Güncel hayatınızda da duyduğunuzda yabancı kalmayın diye ve burada da bunları anlatırken degrade geçişi neydi? Açığın ortaya, ortanın koyuya tatlı bir şekilde geçişi, ton sür ton ne demekti? Ton sür ton, ton sür ton. Her bir tonu belirgin bir şekilde görebilmek ve aktarabilmekti diyoruz. Şimdi tekrar devam ediyorum. Buradaki açık çizgilerimin ışık geldiği için, bakın ışık, burada da gölgeye düştüğü için formun buradaki gölgeyi, bakın bunun da gölgesi buraya düştüğü için burada da koyularım var dedim. Bu bir yuvarlak form olduğu için bunun kendi içindeki yuvarlak fonlarını da hemen giriyorum. Bakın hocam bunu çiziyorduk ama evet, aynı anda diğer parçayı da, hangi parçaysa bu cansız nesne bir fincan, onun da buradaki taslağının üstünde hafif hafif tonlarını elimle buradan buraya da ara ara kayarak gidiyorum. Yeniden döndüm teapot'uma. Bakın gördüğünüz gibi açıklarım, koyularım. Ondan sonra burada demiştim ki bir üzüm hayal ediyorum. Kalemimi tekrar ortaya doğru getirdim. Yukarıdan gelen ışık burada yansıyorsa daha şeffafsa, ama bunun şurada da tatlı bir gölgesi düşer. 1/4 kadar şuraya düşer. Mermer zeminin üstüne. Kağıt sıkıştırıcımla sonra bunun gölgesini şöyle tatlı oynayabilirim. Buradakini aynı şekilde oynayabilirim. Bakın. Sonra bunu düzeltebilirim demiştim. Aynı şekilde. Natürmort'u iki ders olarak yapacağım. Bu natürmort'un birinci dersi şu an çektiğim, devam eden. Buradaki üzümümde buraya bunu düştüm. Bu dersi bir iki kere çektim. Işıkla da ilgili sıkıntım olmuştu. Daha net görünsün diye. Bakın burada düşüşünü gördüm. Bunun da kendi içinde gölgesi buraya düşecek. Tabağın tam şurada mermer yüzeyi. Orada da tatlı bir şekilde dokundum. Ondan sonra şuradaki biraz önce taslağını koyduğum üzümlerin tekrar kalemimin bırakıp kağıt sıkıştırıcı kaynaştırma kalemi diye nitelendirdiğim aldım. Buradaki taslaklarımda hafif hafif yeniden yumuşak çizgiler yapmaya başladım. Buradaki koyu yansıtmaya giren yerde biraz daha düzelttim. Bakın şimdi buradakini yeniden düzelttim. Görüyor musunuz ne kadar yumuşak hareketler? Elim sürekli hareket ediyor. Taslaklarımın üzerinde, bu bir porselen teapot olduğu için şurada dururken alttaki koyu, bakın alttaki koyu, alttaki koyu ton değerim
görüyoruz. Üstteki daha açık hamur silgilerim, özellikle parmağımın burasına takarak da kullanabilirim. Buraya takarak da hafif alıyorum. Tekrar ışık geliş yönüne göre bakın şuradaki üzümün üstündeki şeffaflık gibi şuradaki kolumun tam tutma yerinde de şeffaflığım var. Gördüğünüz gibi tekrar kağıt sıkıştırılmış kaynaştırma silgimi ya da kalemimi de diyebilirim. Dokunuyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki yumuşak, bu arada yeni bir kavramı da, bir cümleyi de dersimizin içine katalım. Bu tür nesnelerde et kalınlığı dediğimiz bir kalınlık söz konusu. Yani bu nedir? Bir fincanın dudağımızla içerken ki dudağımıza gelen şuradaki kısmının kendi formunun bir tamamen şeffaf bir şey olmadığı için arkası, önü ya da içi, dışı dediğimiz kısımların olması. Şuradaki iç kısımsa fincanımın, buradaki de dış kısmımsa şu araya ben et kalınlığı diyorum. Bakın şurayı şimdi koyu yaparak göstereceğim ve hemen sileceğim. Bu benim et kalınlığım. Tekrar bunu sildim. Burada bunu bıraktım. Bunun ışık içine girmediği için şurada koyum oluşuyor. Şurada. Yani gölgem oluşuyor. Buradakinde tamamen bir şeffaf yansımam oluşacak. Et kalınlığı burada hafif görünürken burada sıfıra yakın görünüp içteki kalınlığı görmeye başlayacağım formlarımda. Şimdi şurayı tekrar alalım. Biraz sonra burayı tekrar dersimizde vaktimiz kalırsa anlatacağım. Değilse diğer formları çizerken bunları tekrar anlatıyor olacağım. Şimdi bizim bunu da söylemek istedim çünkü nesnelerde dokunduğunuz nesnenin aynı şu nesnenin gibi içi dışı ya da işte bir formun içi dışı olabilir diye. Şimdi kalemimizi şöyle koyalım. Tekrar buraya bakalım. Şuradaki çok ezmeden yavaş yavaş kendi içindeki, çünkü bu oval ve formu daha yuvarlığa yakın bir nesne, cansız nesne demiştim. Bakın form ne kadar ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Bu benim mermer yüzeyim. Burada dursun. Şuradaki de şöyle dursun. Formda. Yavaş yavaş diğer formlarımın ışık geliş yönü sağdan ise bunların formlarında benim sola doğru gölgelerimi daha da arttırmam gerekiyor diye düşündüm. Bu düşüncem bu nesnenin doğru olan gölgesini aktarma için ve doğru bir düşünce yöntemi. Derslerde soruyorsunuz hocam bunun işte gölgesi nereye düşecek? Düşünme yöntemim şu: ışık nereden geliyorsa gölgem ışığın tam ters yönünde düşecektir. Yukarıdan gelen yapay bir ışık varsa, bu bir fotoğrafsa, evet o zaman yukarıdan gelen ışığın tam altına düşer. Nesne her neyse onun tam altına düşer gölgesi. Ama doğal ışıkta, gün ışığında ışık bu yönden geliyorsa sola, sağdan geldiği için. Işık soldan geliyorsa sağa düşecektir. Şimdi dersimiz biraz uzun olacaktı biliyorum çünkü bu bir natürmort anlatımı. Ama bunu özellikle yeni çizimini de tekrar göstermek istiyorum. Burada da şunu
söyleyerek bitireceğim. Biz orta aşamaya kadar şu anda bu teapotumuzu, önündeki bir porselen tabaktaki bir meyvelerimizi, bir fincanımızı orta ton değerlerine kadar koyarak getirdik. Daha koyu ton değerleri mi koyacağız hocam? Evet, bu tabağın altındaki tabağın yüzeye değme noktası dediğim yerde kopma noktaları, yani temas noktalarını koyacağım. Ondan sonra çaydanlığın, özür dileyerek düzeltiyorum, teapot'un zemine değme yerindeki koyularını koyacağım. Bu üzümün buradaki sapının buraya düşen gölgesini koyacağım. Bunun altının temas noktasını, kopma noktasını koyacağım. Buradaki çelik bir çay kaşığının şuradaki gölgesini ve çelik efektlerini koyacağım. Yavaş yavaş bu bir çelik obje olduğu için beyaz ve gölge daha net görünür. Porselende daha yumuşak, yani burada daha sert, burada daha yumuşak ışık ve gölge elde ederim. Aynı şekilde bu da bir porselen olduğu için bundakinde de daha yuvarlak formlarda ve daha yumuşak elde ederim ışığımın ters düşüş gölgelerini. Şimdi ömzüğümün altına doğru olan kısımda hemen bakın, şurada daha bir koyu noktam söz konusu. Neden? Çünkü ışık hiç almıyor. Tatlı bir ömzük. Şurada ömzüğün gelişi var. Burada daha koyuları ara ara taramalardan yararlanabilirim. Sonra bunun üstünde şurada tekrar şurayı düzeltirim. Tutuş yerini. Şurayı da düzeltirim. Ve keskin olan çeliğin üstündeki daha keskindi. Bundaki daha yumuşak, keskin olmayan, düzeltiyorum ama gölgenin oluştuğu yerleri koyarım. Yumuşak kaynaştırmalarımı yaparım. Buradaki aşağı doğru teapotumun inişini, hacmini koyarım. Burada yeniden taramalardan yararlanıp şurada oyunlar oynarım. Işık gölge oyunları. Daha koyuya gitme olan noktalarımı bulurum. Bakın buradaki ömzüğümdeki gibi. Şimdi şurada küçük ışık oyununu silgiyle yapıp veya burada veya şurada küçük oyunlarımı eklerim ve buradaki ışık almayan noktalarımı koyarım. Gördüğünüz gibi bayağı ilerledik. Şimdi bu tam bitmiş bir çalışma değil. Hala hazırda dediğim gibi öğrencimle bunu kalanını da tamamlayacağım. Ama bu aşamaya kadar araştırma çizgisiyle taslağı nasıl oluşturdum, taslaktan sonra bunu bu noktaya nasıl getirdiğimi anlatmaya gayret ettim. Hemen sol tarafımda sizin için sıfırdan çizdiğim diğer bir çalışmam var. Bu arada dersten önce de elinizi esnetmek için bir önceki derslerde çizdiğimiz bir biberi veya bir önceki çizimde yaptığımız bir soğan kabuğuyla işte elinizi ilerletmek için üzümleri olan, bunlar da şu an taslak aşamasında, elimi çalıştırmak için sizin çekiminizden önce yaptığım dolma biber gibi. Şimdi şurayı hemen açıyorum. Bakın bu da bir yeni boş taslağı.
Bu boş taslaktaki natürmortu, natürmort 2 dersinde sıfırdan şu an net görülmüyor olabilir. Çünkü gerçekten taslak çizgisi olduğu için en şeffaf çizgisiyle koymuştum. Şöyle hafif göstereyim. Bunu sıfırdan nasıl yapacağız? Nasıl kağıda aktaracağız? Elimle takip ederseniz formumuz net görünüyor. Şuradaki mürdüm eriklerim, arkadaki bir elmam, buradaki bir portakalım. Bu bir çelik teapot artık. Buradaki iki tane tatlı kirazım şeklinde bunu da sıfırdan yapacağız. Natürmort 2 dersinde. Şimdi burayla noktalayalım natürmort dersimizi. Çizeceğimiz neyse buna karar verdik. Bir fotoğraftan mı, ünlü bir ressamın, vefat eden bir ressamın bir reprodüksiyonu mu, kendi hazırladığımız bir obje mi, ışığımızı düşündük, malzemelerimizi ayarladık, araştırma çizgilerimize taslağımızı koyduk, ön arka planlarını hesapladık, ölçü almayı hesapladık ve taslağımızı araştırma çizgileri oluşturduktan sonra birinci, ikinci aşamadaki açık ve orta tonlara gittik. Sonra koyuları, daha koyu tonları nereye gideceğimizi bulduk ve burada dersimizi noktalıyoruz. Bunun bir iki ton daha arttırılmışında bir sonraki Natürmort 2 dersinde gösteriyor olacağım. Şimdilik dersimizi burada noktalayalım. Hepinize sevgilerimle, selamlarımla diyorum.